Değerli yengeç burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official benim Instagram sayfam, mutlaka takipte kalın. Yorum yazın, yorumları takip ediyorum. Özellikle YouTube'umu takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aman ben teşekkür edeyim de siz de teşekkür edin. Herkes isyan ediyor. Yani haftalık burçtan ne bekliyorsunuz diyeceğim ama yani özellikle bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Değerli yengeç burçları, parasal konularda hesaplaşma, geçmiş defterlerin, geçmiş borçların, geçmiş verecek ve alacak konularınızın yüz yüze gelme haftası olacak. Yani ortaklaşma, kiminle para alışveriş, eşiniz, anneniz, babanız, iş ortağınız, işlerle alakalı parasal konularınız ne varsa her şey masaya yatacak. Kim fazla aldı, kim eksik aldı, kim benim hakkımı yiyor, kim yemiyor dediğimiz haftayı hem sert, hem tatlı hem de adaletli noktada çözeceksiniz. O yüzden bu hesaplaşmalar sizin için en doğru süreç olacak. İleride daha büyük sorunlar oluşmasın diyerekten bu sistemi yapmanız ya da bunu kim istediyse doğru bir karar haftası ve bununla ilgili alacak verecek her türlü ne konu varsa yazılır, zamanı gelince ödenir diyorum. Özellikle kariyer hayatınızla ilgili yüksek mertebe ya da kurumsal büyük bir şirket ya da devlette çalışıyorsanız bu alanlarla alakalı rahatsız olduğunuz yönetici, yönetim, yönetilen noktalarla alakalı huzursuzluklarınız varsa bu hafta bazı konularda yer değişimi, insanların gidişleriyle ilgili haberler, başka birilerinin gelişi ve sistemin biraz daha rahatlaması olacak. Sizin ayağınız kaymayacak ama sen kendi kendine yerinden duramadığın için ve başarım haksızlığa uğruyor, emeğim haksızlığa uğruyor edip vıt vıt ortadan çıkmayı bırak, bir sistem yumuşasın, ondan sonra gidip kiminle ne konuşacaksan konuş, olumluluk enerjin, yani 17 Şubat'tan sonra bunları yapman lazım. Bu 8 Şubat, 14 Şubat haftası yaparsan sıkıntı yaşarız. İşinden de gereksizce de uyarı alırsın. Bu da sana huzursuzluk yaratır. Özellikle kendi kariyeriniz hukuk alanında olan ya da devlet, savcı, hakim, polis, asker konumunda olan bazı yengeç burçları, doktor olabilirsiniz. Yer ve alan değişimi beklentiniz var. Şu an bulunduğunuz noktada durmalar söz konusu olmuş. Birçok oluşumda gideceksiniz ama yıl sonuna ihtiyacınız var. Bununla ilgili evraklarınızı, bekleyişlerinizi yapın ama yıl sonu daha sağlıklı. Yani bu dönem bir beklediğiniz bir yer varsa şu an için sıkıntı. Askere gidecek ya da vatani görevini yapacak bazı yengeç burcu ailelerinde tedirginlikler var. Sağ salim geri gelecek. Endişe etmenizi istemiyorum. Korkularınız geride kalsın. Özellikle de kendi işini yapan, mesela tekstil işiyle uğraşıyor olabilirsiniz, restoran, kafe, yani farklı sektörde kendi işini yapan bazı yengeçlerde maddi krizler ve satmaya çalıştığınız bazı noktalar var. Bunlarla ilgili borçları nasıl hallederiz, üstümüze biriken bir sürü yük ve endişe var diyorsunuz değerli yengeç burçları. Allah'ın izniyle Şubat sonuna kadar özellikle birçok şeyi yavaş yavaş halletmiş olacaksınız. Özellikle iş mahkemesi, işinizle alakalı geri beklentiniz ya da iş para hakkınız varsa bunlarla ilgili yazılar sizin için olumlu olacak değerli yengeç burçları. Ya bunlarla ilgili hak evraklarınızla uğraşacaksınız. Tekrar işe iade edilme gibi durumlarınız söz konusu. Bunlarla mücadele edin istiyorum. Özellikle de sizin ailenize ait aile değil de aile eşleriyle alakalı yaşanan bazı laflar, bazı sözler biraz ilişkimizin canını sıkıyor olabilir. Bunları bir toparlamamız lazım. Sanki ilişki tüm 7 sülale karışmış gibi, herkes tendit pilavı gibi bir şey söylüyor. Siz bir türlü ilişkinizi yaşayamıyorsunuz. Bence ilk önce bir karı koca olun, etrafınızı atın bir çöpe, kendinize ait olun. Özellikle sevgilisiyle devamlı kavga eden, devamlı tartışan bazı yengeç burçlarında radikal bir ayrılık kararı vereceksiniz. Hata yaparsanız sabırlı olmanız istiyorum. Çünkü karşı tarafın maddiyat anlamında çözemediği noktalar var. O yüzden olumlu bir türlü gelemiyor. Sen de benimle alakalı bir gelecek planı yok. Devamlı vıt vıt başını yiyorsun. Kendi başını yiyeceksin. Haberin ola değerli yengeç burçlarım. Ailenizle alakalı uzun süredir tarım, organik tarımla uğraşan ya da tarım işiyle uğraşmak isteyen, toprak arayışı içerisinde olan yengeç burçları, hedeflediğiniz toprak ya da yatırımla ilgili altyapınızı oturtacaksınız. Bu dönem bu startı vermiş olacaksınız ve hayırlı olacak diyorum.
Evet, fazla finans değişimi, fazla değişiklikler sizi çok mutlu edecek. Hayatınızla ilgili daha radikal, daha tutumlu, daha kararlı bir haftaya gireceksiniz. Özellikle özel hayatınız ve finansal anlamdaki radikal kararlarınız sizin gelecek günleriniz için altyapıyı sağlamlaştıracağınız, özgüveninizin daha rahat olacağı gözüküyor. Yengeç burçları, sağlıklı diş eti iltihaplarımız, diş kanamalarımız, dolgularımızla ilgili sıkıntı ve ağızda apne dediğimiz olaylar ve özellikle de son zamanlarda geniz eti şikayetiniz olabilir. Bir de nodülleri kontrol ederseniz sevinirim. Uzun süredir evlilik hayali kuran ve hep ertelenen bazı çiftlerde radikal bir şekilde evlilik gerçekleşmiş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun değerli yengeç burçları. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.